Mutlu akşamlar. Takvimler 26 Nisan 2018 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız. Bu akşam da yoğun bir gündemle karşınızdayız. Ülke gündemi yoğun. Takvimler 24 Haziran 2018'i gösterdiğinde erken seçime gideceğiz. Milletvekili aday adaylığı kapsamında bugün kamuda çalışanlar için son gündü, istifalar güne damgasını vurdu. Birçok büyükşehir belediye başkanı ve parti il başkanları istifalarını sundular. Yoğun bir gündem vardı bugün siyasi arenada da. Ve seçim takvimi devam ederken biraz sonra seçimle ilgili önemli haberler de TV2 ekranlarında olacak. Ordu'da kimler istifa etti? Bunun sorusunu da yanıtlayacağız ama akşam bülteni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönemi törenine katılan misafirler onuruna akşam yemeği verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Programda bir konuşma yaptı. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni eğitim sisteminin yürütmeyi daha güçlü hale getireceğini söyledi. Bu açıklamalarla hızlıca başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yılı münasebetiyle düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Karaman, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yüksek yargı mensupları katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan ve yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye, medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan kadim adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolundaki atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçirme imkanına sahiptir. Asırlardır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her defasında süratle toparlanıp yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna girebiliyorsak işte bu sayededir. Son yıllarda bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden, vesayetten tutun darbe teşebbüslerine ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Hatta sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmadık. Çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştırdık. Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor. Bu duygularla bir kez daha Anayasa Mahkememizin 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimize bu anlamlı günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için tekraren teşekkürlerimi sunuyorum. 5. Anayasa değişikliğiyle ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri bir arada yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri %50'ye ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci turda en yüksek oyu alan isim 5 yıllığına Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçecek. Seçimlere ise 11 parti katılıyor. 24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız ve tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. İşte seçimlere dair önemli detaylar ki bugün oy pusulası da ilk kez göreceğe çıktı.
Türkiye 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı için aday gösterecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından aday gösterilenler içinse 100 bin imza gerekiyor. 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum. Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri %50'ye ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçecek. Cumhurbaşkanı en fazla 2 kez seçilebilecek. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilmezse ikinci turda seçim ne zaman yapılacak? İkinci tur seçim ilk tur seçiminden sonraki ikinci pazar günü yapılacak. Yani 24 Haziran'da yapılacak olan ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmezse 8 Temmuz 2018 pazar günü ikinci tur oylama yapılacak. Yeni anayasaya göre meclisteki milletvekili sayısı da 550'den 600'e çıkarıldı. Yeni düzenlemede Ordu'da seçilecek milletvekili sayısı 5'ten 6'ya yükseldi. Seçmen aynı anda hem parti hem de Cumhurbaşkanı adayı için oy verecek. Seçim niye? Seçim gidemiyor da ekonomi sıkıntı. Şimdi dolar 300-500'den dolar 400. Petrol 600 lira. 6 lira. 6,5 lira neyse. Şimdi ekonomi çöktüğü zaman gidemezsin. Şimdi öbür şeyi idare edersin de siyasi yollarda. Şimdi ekonominin diyelim dışa borçlusun. Dışa borçlu olduğun zaman adam sana diyor ki %50 faiz verirsen ben sana borç para veririm. Vallahi o erken seçim kararını söyleyeyim mi istiyorsun? Her şey güllük gülistanlıkken neden sen 19-15 ay varken erken seçime gidiyorsun? Öyle mi? Her şey güzelse, şimdi vatandaşın karşısına çıkıp niye gittim diyeceksin. Niye gittim diyeceksin. Ben sorarım niye gidiyorsun? Her şey iyi. Tekrar sandık koyuyorsun. Sen 16 senedir hükümetsin. Ben sana sormam mı? Buna göre 24 Haziran 2018'den en az 6 ay öncesi itibariyle teşkilatını kuran ve büyük kongrelerini yapan Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin seçime girebileceği belirtildi. Selim Dursun, Mehmet Habip Soluk. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partilerin AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde oy verme başlangıcı ve bitiş saatleri ise 8 ve 17 olarak belirlendi. Erken seçim açıklamasının ardından adayların kimler olacağı da merak ediliyor. Cumhur İttifakı adıyla uzlaşan AK Parti ve MHP tek aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partimiz milletvekili genel seçiminde siyasi hükmü şahsiyetini muhafaza edip kendi aday listelerini Cumhur İttifakı kapsamında milletimizin onay ve takdirine sunarken Cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecektir dedi. Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. Öte yandan Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın izniyle yer almaya gayret. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıysa henüz netlik kazanmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise ittifak ve adayları belirleme ile ilgili temaslarının yanı sıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı. Ama güzel, size ne sorduysa. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşen Saadet Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ise salı gün görüşmüştü. Akşener partisinin adayının kendi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener'in açıklamasının ardından CHP'li kurmaylar da Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını açıkladılar. Suni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda kimseyi de rencide etmek istemeyiz. Örneğin Sayın Abdullah Gül'ün ve
örneğin Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün isminle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Öte yandan CHP'nin adayıyla ilgili kulislere yansıyan bilgilere göre iki isim ön plana çıkıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adaylarının CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu ileri sürüldü. Özellikle gündeme gelen CHP'nin adayı Abdullah Gül olacak söylemleri de yakından takip ediliyor. Ancak CHP kanadından bunun söz konusu olmadığına dair açıklamalar da geldi. Ama netleşmemiz ve daha önceki durumu bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yoktu. İyi Parti'nin adayı ise Meral Akşener. Siyasi arenada seçim yoğunluğu aday adaylığı başvurularıyla devam ederken kamudan istifalar için verilen süre bugün sona erdi. AK Parti'de 29 Nisan'da aday adaylığı başvuruları ise sona erecek. Seçimlere ise 11 parti katılıyor. Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak seçime AK Parti, BDP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi. 24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında Cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihini yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak. Parti amblemleri olmayacak. Seçimlerde ise ittifakın oyları ayrı hesaplanacak. Ortak oylar dağıtılacak. Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak. AK Parti ve MHP'ye aynı anda oy verilmesi durumunda oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak. Yani bir kişinin iki oy vermesi mümkün değil. Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin. Bu durumda 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak. Bu formüle göre 200 bin oy alan AK Parti'ye ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek. Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin olacak. Nasıl olsan seçimin erken olmasını ben de istiyorum, Türkiye de istiyor. Karşısında AK Parti'nin bir defa şey yok, muhalefet yok. Siyasetçi dediğim insan devran altına kurşun atmamalı, tamam mı? Yani siyasetini yapmalı. Diğer liderlerde de bunları göremiyoruz. Adam işte meydan diyordu, şimdi meydana çıkmaktan korkuyor. Yapacak bir şey yok. 24 Haziran'da sandık başına gideceğiz. Türkiye erken seçimlere hazırlanıyor. Bugün yoğun bir gündem vardı tüm ülkede dedik. Özellikle kamudan istifalar için son gündü. Ve ordu ilinde de bazı istifalar vardı. Kimler istifa etti görevlerinden 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olabilmek için haberimizde. İstifalar gelmeye başladı. 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde aday olacak kamu görevlileri istifa etmeye başladı. Kamu görevlilerinin istifa etme süreleri 26 Nisan Perşembe akşamı sona eriyor. İlk istifa haberi Ankara'dan geldi. Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Yaşar, Ordu'dan AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. İbrahim Yaşar'ın Kabataşlı olduğu öğrenildi. Bir istifa haberi de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Veteriner Hekim Günay Karaağaç, milletvekili adayı olmak için belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Karaağaç, Fatsalı. 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde aday adayı olabilmek için istifalar devam ediyor. CHP İl Başkanı Avukat Atilla Şahin, milletvekili aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa etti. Şahin, adaylığıyla ilgili cuma günü kamuoyuna bir açıklama yapacağını bildirdi. CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam da aday adaylığı için istifasını sundu. İYİ Parti'de de istifa vardı. İYİ Parti İl Başkanı Avukat Tevfik Karabulut, milletvekilliği adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa etti. Üzücü bir trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Ordu'nun Perşembe ilçesinde Hükümet Konağı yanında öğle saatlerinde 6. sınıf öğrencisine otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan talihsiz çocuğun durumuysa ciddiyetini koruyor. Olay öğle saatlerinde Ordu'nun Perşembe ilçesi hükümet konağı önünde meydana geldi. İddialara göre yolun karşısından geçmeye çalışan 6. sınıf öğrencisi İğne Topal'a aynı şeritten gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan talihsiz çocuk meydana gelen kazada ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı kızı hemen olduğu noktadan aldı ve hastaneye götürdü. Talihsiz çocuğun durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Balık atıkları geri dönüşüme kazandırılacak. Ordu Üniversitesi bünyesinde önemli çalışmalara imza atan Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından balık atıklarının geri dönüşüme kazandırılması adına çalışma başlatıldı. Ordu Üniversitesi bünyesinde başarılı ve önemli çalışmaları hayata geçiren Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji Bölümü İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından balık atıkları hayvansal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak geri dönüşüme kazandırılacak. Balık atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışma sonucu, balık protein hidrolazitlerinin ticari ürün olarak fonksiyonel gıda, tarımsal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak da kullanıldığı gibi tıp ve farmakoloji alanında da değerlendirilecek. Yağ ihtiyaçları var, göç ediyorlar çünkü. Bu önemli projeyle ilgili olarak çalışmayı yürüten Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bahar Tokur ve öğretim görevlisi Koray Korkmaz TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Denizde bulunan canlılar aslında insanların her türlü alanda kullanılması için çok değerli unsurlar ortaya koyuyorlar. Bizim bu laboratuvarda yaptığımız çalışmada aslında biz balıkları hep omega 3 değerleri açısından biliyoruz sağlığa çok önemli diye, ama balıklar da aslında protein kaynaklarıdır, önemli protein kaynaklarıdır. Kendisindeki bu protein kaynağının değerlendirmesinin yanında balığın atıklarında da çok yüksek miktarda hem yağ açısından hem de protein açısından çok değerli besin unsurlarını elde edebiliyoruz. Biz bu besin unsurlarını yalnız direkt verdiğimizde aslında biyolojik değerlikleri çok fazla ortaya çıkmıyor, ama belli başlı kimyasal ya da biyolojik yöntemler kullanılarak biz bunları insanların sağlığında, sanayide, farmakolojide, tıpta kullanılabilecek çok önemli bileşenleri oluşturuyoruz. Bu bileşenler aslında kamuoyunda belki halkımız da biliyordur, biyolojik aktif peptitler adını verdiğimiz bileşenleri dönüştürebiliyoruz. Biz öğretim görevlisi Tokur, balık atıklarından üretilen protein tozları ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan çalışmanın içeriğinden bahsetti. Biz bu çalışmada balık atıklarından biyolojik aktif peptit olarak değerlendirebildiğimiz balık protein hidrolizatları ürettik. Burada gördüğünüz bu tozlar ürettiğimiz protein tozları, peptitler. Bu peptitler özellikle tıpta ve farmakolojide şu açıdan çok büyük faydalar sağlıyor. Antikanserojen özellik gösterebiliyorlar. Halkımızın en önemli sorunlarından birisi olan tıp 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı, bunlar da çok önemli iyileştirici unsurlar olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili yurt dışında çok değerli çalışmalar ve araştırmalar var. İspat edilmiş deneyler var. Ve sanayi kuruluşları var. Şu anda marketlerde ve eczanelerde üretilen bir balık protein hidrolizatları satışa sunuluyor. Bunların fabrikaları var, ama ülkemizde henüz böyle bir fabrika ve unsur yok ve işleme atıkları olarak ya da parakende satışlarda, marketlerde iç organlar direkt dışarı çevresel kirlilik olarak atılabiliyor. Biz buradan çevreye hem atık sıfır atık projesi kapsamında değerli bir unsur olarak katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmüş oluyoruz. Projede aktif rol oynayan isimlerden biri olan öğretim görevlisi Koray Korkmaz ise Karadeniz'de en fazla avlanılan balık çeşitlerinin atıklarını değerlendirdiklerini belirtti. Doktora tez çalışmamızda Karadeniz'de en fazla avcılığı ve yetiştiriciliği yapılan türler olan hamsi, mezgit ve alabalık atıklarını 3 farklı enzim, ticari enzim kullanarak hidrolizasyon işlemi yaptık. Burada proteinleri küçük peptitlere ayrıştırarak sindirilebilir doğal antioksidanlar elde ettik. Bunlar da özellikle insan gıdasında, yem sektöründe, özellikle bizim bölgemiz için önemli olan gübre, yani tarımla
uğraşan bir bölgeyiz. Bu açıdan çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz projemiz. Tamamen organik yöntemlerle gerçekleştirilen aşamaları da anlatan Korkmaz, yapılan projeyle birlikte çevrenin de korunduğunu ifade etti. Protein tozları elde ettik. Bunları gıda katkısı takviyesi olarak kullanıyoruz. Burada bizim çalışmamızın bir diğer önemli kısmı, başka hiçbir kimyasal kullanmadan doğal enzimatik yollarla bunu gerçekleştiriyor olmamız projemizin önemli çıktıları arasında. Biz bu şekilde aynı zamanda çevreye de bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çünkü biz bu projeye başlamadan önce balıkçılıkla uğraşan, üretimle uğraşan arkadaşların sektördeki temsilcilerin atıklarla ilgili problem yaşadığını biliyorduk. Buradan yola çıktık aslında. Bir diğeri, çok fazla dışarıya bağımlı olarak yem tüketiyoruz yetiştiricilikte. Burada yem sektörüne bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu açıdan biz hem üretime hem de geri dönüşüme bir katkı sağlamış olmak istiyoruz. Ordu Üniversitesi bünyesinde önemli projeleri hayata geçiren ve yenilikler için çalışmalarını sürdüren Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknoloji Bölümü İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı yeni öğrencilerini de bekliyor. Türkiye'de 81 il ve 10 farklı dünya ülkesinde eş zamanlı olarak Okumak Yaşamaktır projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğin Ordu temsilcisi ise Perşembe Cumhuriyet İlkokulu'ydu. Türkiye'nin 81 ilinde ve 10 farklı dünya ülkesinde aynı anda yapılan Okumak Yaşamaktır projesi kapsamında Ordu'yu temsil eden Perşembe Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Yeşil Mavi İç İçe Okuyoruz Özgürce Ordu'da Perşembe'de sloganıyla çeşitli noktalarda çimlerin üzerinde kitap okuyor ve vatandaşları kitap okumaya davet ediyor. Yeşil Mavi İç İçe Okuyoruz Özgürce projesi kapsamında Ordu'nun sahili, caddesi, Boztepe'si yani çeşitli noktalarında kitap okuyor ve vatandaşları da kitap okumaya davet ediyor. Proje kapsamında işe koyulan öğrenciler ellerine aldıkları çeşitli hikaye ve masal kitaplarını yeşil ve mavinin buluştuğu noktalarda okuyor. 2,5 ay sürecek olan projede öğrenciler Ordu'nun doğal ve kültürel mekanlarında kitap okuyarak vatandaşların bilinçlenmesini sağlayacak. Bu kapsamda harekete geçen öğrenciler Perşembe sahile demir attı ve vatandaşları kitap okumaya davet etti. Çocuklar. Merhaba, iyi günler. Biz bu projenin amacı insanlara kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığını anlatmak ve insanların dikkatini çekmek. Teşekkür ederim. Biz limanda, meydanda, Boztepe'de kitap okuyoruz ve insanları da kitap okumaya davet ediyoruz. Ne güzel. Siz de bizimle kitap okur musunuz? Evet, okurum güzelim. Teşekkür ederim. Perşembe Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni İknur Şenel Süzgün açıklamalarda bulundu. Projemizin asıl ismi Okumak Yaşamaktır. Okumak Yaşamaktır projesi Fransa'da bir ilkokul ile ülkemizde Rize Çay ili İshakoğlu İlkokulu'nun kuruculuğunu yaptığı bir etivinik projesi. Projenin amacı dünya üzerinde kitap okumaya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak. Ayrıca kitap okuma alışkanlığı kazandırılmış bir nesil yetiştirmek. Şu anda dünyada 10 farklı ülkede ve Türkiye'de 81 ilde yürütülmekte olan bu projenin Ordu ili temsilciliğini Perşembe Cumhuriyet İlkokulu olarak bizler üstlenmiş bulunmaktayız. 2,5 ay sürecek olan bu proje kapsamında ortak olan diğer okullarla birlikte eş zamanlı olarak kitap okuma üzerine çok farklı çeşitli etkinlikler planlamaktayız. Bizler Perşembe Cumhuriyet İlkokulu olarak Perşembe Meydanı'nda, sahilde, limanda, Boztepe'de kitap okuyarak insanların kitap okumaya dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Buradaki insanları da kitap okumaya davet ederek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Süzgün projenin sonrasında 28 Mayıs 2018 tarihinde eş zamanlı olarak sergiler açılacağını ifade etti. Kendi tarihi, doğal, kültürel güzelliğini yansıtan mekanlarında fotoğraf ve video çekimi yapacak. Bizler Ordu ili olarak Boztepe'de, Yasonburnu'nda, Perşembe Yaylası'nda bu etkinlikleri gerçekleştireceğiz ve fotoğraflayacağız. Projedeki tüm ülkeler ve tüm illerin fotoğrafları ortak bir portalda birleşecek. Daha sonra 28 Mayıs tarihinde tüm illerde eş zamanlı olarak sergi yapılacak ve halkın beğenisine sunulacak. Projemizi Perşembe Kaymakamı ve Ordu Vali Yardımcımız Ahmet Arık Bey'e, proje kapsamında bize sağladığı büyük desteklerden dolayı Sayın Valimiz Settar Yavuz Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Okumak yaşamaktır.
Ramazan ayı öncesi en çok tartışılan konu pide fiyatları oluyor. Zam olacak mı, olmayacak mı bu sene sorusu da cevap buldu. Geçen sene 6 lira 70 kuruş olan Ramazan pidesinin kilosunun yeni kararla birlikte 7.20 liraya çıktığı açıklandı. Zammın nedeni una ve susama gelen zam olarak gösterildi. Una 5 ayda %15 zam geldi. Susama ise %25. Ramazana sayılı günler kaldı. Ancak vatandaş bu Ramazan'da da pideyi zamlı yiyecek. Pideye %8.33 zam geldi. Açıklama Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı'ya ait. Başkan Yazıcı mecburen zam yapıldığını belirtti. Ramazan pidesinin kilosu geçen sene 6 lira 60 kuruştu. Bu yıl 55 kuruş zam yapıldı. Ramazan pidesi 7 lira 15 kuruş oldu. Şimdi pideye zam konusu ya da bir fiyat değişikliği konusu en zor konulardan bir tanesi. Ancak biz Ordu fırıncıları olarak ve bu sektörün temsilcileri olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Fırıncılar Federasyonu'na, Fırıncılar Federasyonu'ndan da Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu üzerinden Federasyona Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'ne gelen bir yazı üzerine bakanlık diyor ki pide fiyatlarımız 7-20 lira, 7 lira 20 kuruş seviyelerinde olsun kilogram bazında. Bu da yaklaşık 300 gram pide 2,5 lira seviyelerinde olması gerektiğini söylüyor. Tabii bu bir öneridir. Biz tabii ki yapmış olduğumuz maliyet hesapları ve çalışmalar neticesinde aslında tabii fırıncılarımız bu konuda feryat figan ediyor. Ciddi anlamda maliyetlerin farklılığından yakınıyor. Susam fiyatlarının %30'un üzerinde arttığını anlatıyorlar ki öyle. Un fiyatları %20'nin üzerinde arttı. Genel giderlerimiz %30'a yakın değişiklik gösterdi geçen yılda ilgili. Dolayısıyla fırıncı meslektaşlarımız ciddi anlamda pide imalatında zorlanacağını, yumurta geçen yıl 30 kuruş iken bu yıl 60 kuruş ve üzeri olacağı görülüyor. Dolayısıyla bundan dolayı bir sıkıntı içinde. Bir maliyet hesapları biz biraz daha fırıncı arkadaşlarımızın bizden talepleri yüksek oldu işin doğrusu. Ancak biz arkadaşlarımızın o yüksek talepleri karşısında onlardan da fedakarlık yapmaları gerektiğini, onların da Ordu halkına kendi emeklerini, kendi mücadelelerini ortaya koyarak, işçilik maliyetlerinden kırparak ve işçilik maliyetlerini üstlenerek Ordu halkına, milletimize hizmet yapmalara gerektiği noktasında bir mutabakata vardık. Dolayısıyla pidenin 200 gramı, yani sade dediğimiz yumurtalı ama susamsız olan pidelerin 2 liradan işlem göreceğini, susamlı yumurtalı bizim Ordu'ya özel biliyorsunuz çok da kalitelidir ve üzerinde susamı bütün illerin üzerindedir. Yani bir tane boşluk bile yoktur bizim pidelerimizin üzerinde. Bunu da 300 gramı 2,5 liradan işlem görmesiyle alakalı bir düşünce içinde olduk. Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı kendilerinin de zamdan yana olmadıklarını ancak fırıncı esnafının bu zamma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Geçen sene kilosu 6 lira 50 kuruş seviyelerindeyken şimdi de 7 lira. Yani kilogram bazında 50 kuruş 70 kuruş civarında bir rakam söz konusu olabilir. Yani bir pidede herhangi bir fiyat değişikliği olmadı diyebiliriz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Kışla Önü Balıkçı Barınağı'nda geçen yıl başlatılan iyileştirme ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Artık Kışla Önü halkın da hizmetine sunuldu. Ankara'da sağ olsunlar projemizi değerlendirdiler. Bu limanla ilgili milletvekillerimiz olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun ilgilendiler. Projeyi, ödeneği aldık. Dediğim gibi geçen Eylül ayının 12'siydi limana başladık. Yaklaşık 10 gün önce bu hale getirdik. Ordu'nun Perşembe ilçesi Kışlaönü Limanı'nda balıkçıların ve yöre halkının isteği üzerine Ulaştırma Bakanlığı
ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl başlatılan iyileştirme ve yenileme çalışmaları sona erdi. Tabii Perşembemiz çok güzel bir yer. Belki biz burada yaşadığımız için pek bu kadar farkında değiliz. Ama biz bir süre dışarıda kaldığımızda burayı çok özlüyoruz. Evet. Yeşilliğini, denizini, balığını, bilmem yöresel ürünlerini, ama bu limanda inşallah bundan sonra limanın içinde dahi eskiden limanın o arka tarafında balıktı. Evet. Limanın içinde dahi sabahleyin buralarda kefal tutuldu. Öyle İçinde mi? Dahi balık tutulacağını ben iddia ediyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın 1 milyon lira aktardığı çalışmalara Ordu Büyükşehir Belediyesi de asfalt ve çevre düzenlemesi yaparak barınağa estetik kattı. Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla artık 110 küçüklü büyüklü tekne rahatlıkla limana yaklaşabilecek. Yöre balıkçıları ve vatandaşlar yapılan hizmetten oldukça memnun. Şimdi buralara ailece gelip oturacaklar. İşte buralara, görmüş olduğunuz yerlere aile evet. gelip oturacak, balığını tutacak. Limanın ucunda olsun, buralarda olsun. Sportif amaçlı oltayla balığını tutacak. Yapanlardan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha da güzel olacak. Hakikaten güzel oldu. Emeği geçenlere ben de teşekkür ediyorum. Burası Kışlanın yüzak olmuş. Kalyaka'nın evet. yüzak olmuş. Evet. İftarla evet. insanları buraya davet edebilecek olduğumuz bir yer, evet. yer olmuş. Şu anda da şeyler de memnunlar. Küçük tekne sahipleri kura çekmişler. Şimdi evet, oradan bahsettik. Yer dağıtımı yapmışlar. Evet. Onlar da memnunlar. Limanda yapılan çalışmalara ön ayak olan Ordu Perşembe Kışlaönü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz'i balıkçılara, bölge halkına ve burayı ziyarete gelen vatandaşlara çağrıda bulunarak hem barınağın son halini anlattı hem de koruyup kullanması konusunda uyarılarda bulundu. Tembihliyoruz, yardımcı olun diyoruz. Denize pislik atmayın, poşet atmayın. Her tarafa çöp bıraktık, işte yardımcı olmaları için ricalarda bulunduk, teknelerine poşetler verdik. İnanın bunları bile yaptık, çöp poşetleri dağıttık teknelere, böyle böyle dedik. Sağ olsunlar, onlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii bu aşama biraz sürer tabii. Altınordu Belediyesi ve Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği tarafından hazırlanan ve Altınordu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraflanacağı ödüllü Altın Kare Foto Maratonu başlıyor. Altınordu'nun 92 mahallesinde gerçekleştirilecek olan Altın Kare Foto Maratonu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta fotoğrafçılar kendi kadrajlarından Altınordu'yu fotoğraflayacak. Altınordu Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalara devam ederken sosyal ve kültürel alanda da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Ordu Kuzeydoğu Fotoğrafçılar Derneği ile işbirliği yapan Altınordu Belediyesi, Altınordu'nun tanıtımı için önemli bir projeye imza atarak 3 gün sürecek olan ödüllü Altın Kare Foto Maratonu'na da ev sahipliği yapacak. Altınordu'nun 92 mahallesinde gerçekleştirilecek olan Altın Kare Foto Maratonu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta fotoğrafçılar kendi kadrajlarından Altınordu'yu fotoğraflayacak. 27, 28, 29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Altın Kare Foto Maratonu ile Altınordu muhteşem bir görsel şöleni ev sahipliği yaparken ilçenin tanıtımı için de önemli bir mesafe kat edilecek. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara ise 25.000 TL'lik çeşitli ödüller verilecek. Altın Kare Foto Maratonu öncesi Altınordu Belediye Başkanı Engin Sekintaş ve Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği Başkanı İlhan Türkmen tarafından maratonun ön tanıtım toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Engin Sekintaş, Altınordu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir projeye daha imza attığını söyledi. Türkiye'de tanınmış sanatçıların, fotoğraf sanatçılarının ilimizde misafir olacağı, ilçemizde misafir olacağı ve ilçemizin 92 mahallesinin tamamında özellikle tespit etmiş oldukları fotoğraflanacak alanları kayıt altına alarak 3 günlük bir çalışma yapacaklar. 27, 28, 29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan bu fotoğraflama bölümünden sonra jürimiz bu çalışmaları değerlendirecek. Bu değerlendirme ışığında çıkan fotoğrafları inşallah güzel bir sergiyle Haziran ayında halkımızın görseline sunmuş olacağız. Tabii burada önemli olan şu, 50 fotoğrafı
seçilmiş ilk 50 fotoğrafı inşallah çok özel bir katalogda kayıt altına alacağız. Ön tanıtım toplantısında konuşan KUDOF Başkanı İlhan Türkmen ise çok özel bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye'nin tanınmış fotoğrafçılarını orduya, altın orduya getiriyoruz. 92 mahallemizi pozlayacaklar. Bununla beraber Altınordu Belediyesi'nin önümüzdeki yıllarda arşivini oluşturacağız. Bunlar broşürlerde kullanılacak. Gerekli tanıtımlarda kullanılacak. Böylece Altınordu ilçemizi en etkin şekilde tanıtmış olacağız. 27, 28, 29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Altın Kare Foto Maratonu'na katılacak olan fotoğrafçılar, Altınordu Belediyesi önünde kurulan kayıt masasına başvurarak Altın Kare Foto Maratonu'na katılabilecek. Maraton sonu kayıt altına alınan fotoğraflar jüri tarafından belirlenerek ilan edilecek. Yarışma sonrası ordunun değerlerinin unutulmaması adına ebediyete intikal etmiş iş adamları Namık Altaş, İsmet Şen Ocak ve Muzaffer Yüce gibi isimler adına da özel ödüller verilecek. Başarılı olan yarışmacılar ödüllerini Haziran ayında düzenlenecek olan sergi programıyla alacak. Haziran ayında yapacağımız sergi ve finalinde birinci, ikinci, üçüncü mansiyonlar ödülleriyle beraber, jüri özel ödüllerle beraber inşallah çalışmayı yapan sanatçı kardeşlerimizin emeklerinin daha güzel ortaya çıkabileceği bir programda evet. Haziran'da icra edilecek. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kayıp olan ve unutulan yaklaşık 11 bin lira döviz, ziynet eşyaları, banka kartı ve kimlikler sahiplerini bekliyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Unutkanlık ve dikkatsizlik sonucu şehrin çeşitli yerlerinde bulunan eşyalar vatandaşlar tarafından belediyeye teslim ediliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir şekilde kayıt altına alınan bu eşyalar muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. Eşyalarını kaybeden vatandaşlar Zabıta Müdürlüğü'ndeki yetkililere başvurarak gerekli tespitlerin sonucunda eşyalarını geri alabiliyor. Unutulan ya da kaybolan eşyalar arasında en çok nüfus cüzdanları, ehliyet, araba anahtarı, çanta, cüzdan, banka kartları, gözlük, ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, Türk lirası ve döviz yer alıyor. Sahiplerini bekleyen eşyalar arasında işitme engellerin kullandığı kulaklık ve biyometrik fotoğraf dahi yer alabiliyor. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kayıp eşyaların muhafaza altına alınmasının Zabıta Müdürlüğü'nün önemli işlevlerinden birisi olduğunu söyledi. Unutulan eşyalar arasında değerli ziynet eşyaları olduğuna da dikkat çeken Başkan Tekintaş, "Milletimizin emanet kasası gibiyiz." dedi. Yaklaşık 11 bin Türk lirası, döviz, ziynet eşyaları, banka kartı ve kimlikler sahiplerini bekliyor. Öte yandan şimdiye kadar bulunan değerli eşyalar 10.865 TL, 110 dolar, 300 euro, 20 adet cüzdan, 141 adet kimlik kartı, 7 adet cep telefonu, 12 adet çanta, 45 adet anahtar, 3 adet altın kolye, 9 poşet kıyafet ve 40 adet banka kartı olarak kayıtlara geçti. Bu haberle birlikte TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte saatler 18.30'u gösterdiğinde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sunar. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1159 lira, gram altın 172 lira 50 kuruş, çeyrek altın 283 lira 0.8 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 4 lira 93 kuruştan, dolarsa 4 lira 0.7 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 107.015 puandan işlem gördü. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sundu.